Benim hikayem 80'lerde başladı arkadaşlar. Buraya gelirken bunu düşündüm. Ben insanlara ilham vermek üzere ne anlatabilirim? Bence ilham veren şey hikayeler. Çünkü hikayeler eşsiz şeyler. Hepinizin birer hikayesi var. Hepinizin hikayesi ömür boyu sürecek ve bir gün geriye dönüp baktığınızda bu hikayenin ne kadar eşsiz ve sizi ne kadar özel bir yere getirdiğini görmüş olacaksınız. Hikayenin tadına varmak çok kıymetli. 80'lerde başladı demiştim. 80'lerde 27 Mart'ta doğan bir çocuk olarak Dünya Tiyatrolar Günü'nde hep böyle oyuncu olacağım yolunda bir güdülenmeyle büyüdüm ben. Ardından 6 yaşındayken gerçekten de bir filmde oynadım. Çok ilginç. Ardından TRT bir gün bir sınav açtı. O zamanlar TRT tek kanaldı. Bu tek kanalda dediler ki biz kurumun ihtiyaçları için çocuk sanatçı alacağız ve bunları yetiştireceğiz. İşte buna hevesli olan arkadaşlarımız buyursun gelsin sınava girsin. Ben deli olduğum için gittim o sınava girdim. Bir de üstüne kazandım. Dolayısıyla henüz 10'lu yaşlara gelmeden hedeflediğim yere neredeyse ulaşmış gibi bir şey oldum. Bir anda kendimi mikrofonun arkasında, kameranın önünde alanda filanda bulmaya başladım ve o andan itibaren ömrüm stüdyoda geçmeye başladı. Hala da öyle. Şimdi 10 yaşıma gelmeden yapmak istediğim pek çok şeyi yapabilir hale geldiğimi gördüğüm halde büyüyünce ne olacağım konusunda herhangi bir fikrim yoktu. Şu anda ömrümün yarısını tükettim herhalde ve şu anda arkama dönüp baktığımda ve kendimi biraz kaşıdığımda şunu diyorum. Ömrümün yarısı gitti ve hala büyüyünce ne olacağıma karar veremedim. Ben hevesli bir adamım. Hevesim ve tutkunun insana pek çok şeyi yaptırabileceğine inanan bir adamım. Ömrüm boyunca heves, tutku ve heyecan denen bu üç kelimeyi hayatımın odak noktasına koymaya çalıştım. Bu yüzden çok böyle dallanıp budaklanmadan, bir yerlere saplanmadan, hareket kabiliyetimi yitirmeden kararlar vermeye gayret ettim. Konservatuvar öğrenciliğim sırasında çok büyük bir aşkla okula girdim. O kadar aşıktım ki konservatuvar hani şu televizyon dizileri vardı eskiden işte Fame falan diye müthiş şeylerin üretildiği, harika şeylerin olduğu yerlerdi konservatuvarlar. Ben hep öyle bir kafayla hareket ettim. Yani konservatuvara gireceğim, müzikal yapacağız falan filan gibi kafalardaydım ama iş öyle olmuyor arkadaşlar. Ben 2 parçayla girilen sınava 19 parçayla girerek okulu kazanmayı garanti altına aldım. Sonra öğrencilik hayatımda burnum bir güzel sürttü benim. Çünkü hayaller ve gerçekler birbirini pek tutmuyor. Okul sırasında bazen ben bunu neden yapıyorum diyordum. Örneğin bir dersimiz vardı. Hocamız bize Ay ışığı sonatı eşliğinde işte köyün meydanına inen uzay gemisinden çıkan uzaylıları kovduruyordu. Sürekli bu doğaçlamayı yapıyorduk. Sürekli. Bir sene, iki sene, hocam hangi doğaçlamayı yapıyoruz diyoruz. İşte uzay mekiği geliyor, 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 aparıyorsunuz şimdi evet hep birlikte falan diye. Azeri bir hocamızdı. Ya çok tatlı adamdı. Biz bu derste ilgili daima olumsuz konuştuk. Kötü şeyler söyledik. Sonra mezun oldum. Bir yandan da müzik yapıyorum falan. Yıllar geçti. Bir gün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde bahar şenliklerinde konser vereceğim. İşte gecenin bir saati olmuş. Çok güzel bir seyirci var. Her şey harika. Sahneye çıkacağız. Ben o sırada sahnede yaptığım gösteriyi bilgisayar destekli çeşitli efektlerle falanla filanla yapıyorum. Ses kartı çalışmıyor. Aa, eyvah, sahneye çıkamıyoruz, bu gösteriyi yapmak mümkün değil. Ama ilginç bir şekilde deli tarafım tutmuş olsa gerek ki, tamam dedim, çıkıyoruz sahneye, ne yapabiliyorsak onu yapıyoruz. En iyi konserimiz oldu arkadaşlar. Verdiğimiz en iyi konser oldu. Çünkü o kadar büyük bir heves ve tutkuyla hareket etmiştik ki o anda sahne üzerinde ortaya çıkan performans o enerjiyle bütün seyirciye yayılmıştı ve herkes büyük keyif almıştı. O gün konser bittiğinde artık adrenalin düşünce insan gerçeklerle yüzleşmeye başlıyor.
İşte kulis gibi bir yer vardı. Gittim oraya. Ya dedim ben bunu nasıl yaptım? Nasıl cesaret ettim böyle bir şeye? Rezil olabilirdim. Ama rezil olmadık. Peki ya olsaydık? Neden böyle bir şeyi tercih ettim? Neden bunu yapmaya tamam dedim? Çünkü hani hayır desem bir problem yok. Sahneye çıkmayacağız. Belki bir DJ çalacak falan filan. Yine herkes çok eğlenecekti. O gün şunu anladım. O öğretmenimiz o derste değişen koşullar altında başımıza olmadık şeyler geldiğinde hiç utanmadan sahne üzerinde işi sürdürebilme kabiliyeti vermişti bize. Bizim o beğenmediğimiz ders, bizim o sürekli böyle kaytarmaya çalıştığımız iğrenç doğaçlama bize sahne üzerinde böyle bir refleks kazandırmıştı. O gün bir durdum düşündüm, ha dedim demek böyle oluyormuş peki. Diğer yandan bu okul denen şeye bizim toplumumuzda ciddi anlamlar yükleniyor. Sanki bir okulda bir şeyler yaptıktan sonra, o diplomayı aldıktan sonra her şeyi yapabilecekmişiz gibi bir fikir var. Çünkü okulu kazanabilmek o kadar zor ki, okuldan çıkınca sanki be tamamdır, artık bundan sonra ferahsın, hadi bakalım denecekmiş gibi görünüyor. Hayır öyle olmadı arkadaşlar. Ben konservatuvardan mezun olduğumda böyle kaldım. Aa, hani oyunculuk yapacaktık biz? Yapamıyoruz. Neden? Çünkü kimse gel demiyor. Okulda da bize şunu öğretmemişler ki, hani yavrucuğum sen böyle işte iş bulacaksın, böyle işte kendini göstereceksin, şöyle ürün yaratacaksın falan bir şey yok. Biz böyle kaldık. Sonra ben şuna yöneldim. Bireysel üretimin değerini anlamaya başladım. O zaman işte bir şeyler olmaya başladı. Yalnızlığımın farkına vardım. Şimdi benim çeşitli söyleşilerim oluyor. Pek çok şehir geziyorum. Gezdiğim şehirlerin tamamında şöyle bir sohbetin içinde buluyorum kendimi. İşte şunu 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 yapmak istiyordum ama benim bulunduğum yerde şunlar 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 yok. Şunu 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 yapmak istiyordum ama kimse beni desteklemiyor. Seni kim keşfetti abi? Beni kimse keşfetmedi abi. Yani ben hiç keşfedilmeyi beklemedim yani. Keşfedilmeyi beklediğin zaman ömür geçiyor arkadaş. O zamanı mümkün olduğu kadar değerlendirmek gerekiyor. Ben hayat boyunca rahatsızlığımdan dolayı bir saniye durmadığım için sürekli yeni bir şey yapmaya gayret ettim. Şimdi bana soruyorlar, ne yaptın da oldu? Bilmiyorum ne yaptığımı, hiçbir şey yapmadım, sadece sürekli bir şey yaptım. Çünkü bir şey yapmak, bir şey yapmamaktan daha iyidir. Kötü bir şey bile yapsan, bir sonraki seferde neyi nasıl yapmaman gerektiğini öğreniyorsun. Bu önemli bir ayrıntı. Durmamak, depresyona yenilmemek, o durağanlığa yenilmemek, evde oturup tavanı seyrederek benim ömrüm geçiyor ya diye diye kendini çürütmemek gerekiyor arkadaşlar. Ben bir yandan müzik yaptım, bir yandan seslendirmeyle uğraştım. Aslında bir oyuncuydum. Bir yandan oyunculukla ilgili bir şeyler yapmaya gayret ettim ve zaman içinde bir şeyler olmaya başladı. Bu keşfedilme olayı çok enteresan bir şey. Bir şey yaptığın zaman evet belki bir 100 kişi senden nefret ediyor ama birkaç kişi de seni seviyor. O yaptığın şeyi gören birkaç kişi var. İşte o insanlarla bir araya gelmeyi başarmak önemli. Yalnızlık denen şey insanı çok çaresizmiş gibi hissettiren bir duygu. Ama yalnızlık bir yandan muhteşem bir şey. Çünkü insana harika bir hareket kabiliyeti veriyor. Korkuluk projesini biliyorsunuzdur belki aranızda bazılarınız. Ben müzik yaparken Haruncan ismini kullanmamak gibi bir gariplik yapıyorum. Çünkü korkuluk denen karakter benim istediğim her yere çekebileceğim, rastlantısal olabilecek bir şey. Onu kullanmak hoşuma gidiyor. Ama korkuluk albümü 2012 yılında çıkana kadar yaklaşık olarak 13 sene benim odamın içinde çaldı. Artık böyle salyam akıyordu aynı şarkıları dinlemekten. Çünkü bir tek ben dinliyordum. Peki ne oldu? Ben pek çok şirketle görüştüm. Pek çok şirket bana geldi, hadi sana albüm yapalım falan filan dedi. Hevesle gittim böyle. İşte ne yapacağız? Ya işte yaparız bir şeyler. Ya bir şeyler değil, bak ben şöyle bir şey yapmak istiyorum, şöyle yapsak ne güzel olur falan filan derken bir baktım bir girdabın içinde dönerek dibe doğru gidiyorum. Sonra bir gün bir ağabeyim, sağ olsun üstümde emeği büyüktür. Bu toplantılardan çıkıp halıyı düzelttim bu arada.
Bu toplantılardan çıkıp benim böyle depresyonun dibine göçtüğümü, içime çöktüğümü gören bir abim dedi ki, evlat sen çok heveslisin. Ne güzel işte. Değil. Niye abi? Hevesin kırılmadan hiçbir şey olmaz. Nasıl yani? Şimdi bu lafın ne olduğunu ben bana söylendiğinde anladım sanıyordum, anlamamışım. Gerçekten de insanın bir noktada hevesini kendi kırması gerekiyormuş. Çünkü gerçekten heves denen şey seni dış etkenlere karşı çok açık bir hale getiriyormuş. Bunun ne olduğunu o zaman anladım. Albüm fikrini rafa kaldırdım bir süre. Gerçekten de hevesimi kendim kırdım. Dedim ki yok arkadaş tamam bu iş olmuyor. Ben başka şeylere odaklanacağım falan. Birkaç sene öyle geçti. Yani o 10 senelik sürecin içinde böyle bir nadas dönemi var. Çünkü heves denen şey insanın yönetilmesine sebep olan bir şey. Heves sizin farklı kalmanızı önleyebilen bir şey. Çünkü hevesten dolayı evet dediğiniz pek çok şey sizin aynılaşmanıza sebep oluyor. Kafanda çok başka bir fikir varken bir tane stilist diyor ki sana, işte sana şöyle siyah bir takım giydirelim, beyaz gömlek giydirelim, öyle bir korkuluk olsan. Ya ben öyle düşünmemiştim ama olur, peki. Diyorsun. Hayır değil. Çünkü senin yapmak istediğin o değil. Ona evet dememen gerekiyor. Şimdi kariyerle ilgili konuşmalara çağırıp duruyorlar beni. O da bir ilginç geliyor bana. Ben niye kariyerle ilgili konuşuyorum arkadaş? Ben hiçbir şeyi olması gerektiği gibi yapmadım ki. Ve söyleyecek tek sözüm var. Kariyer falan filan konusunda. Ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Hep böyle şey var ya, filmleri falan bile çekildi. İşte evet de, hayata evet de. Sana biri bir şey dediğinde evet de, hayır deme, evet deme. Çünkü evet demek iyi bir fikir olmayabiliyor bazen. Evet demek seni aynılaştırıyor, evet demek seni herhangi biri yapıyor, evet demek seni bir grubun içine sokuyor. Bu iyi bir fikir değil. Bana göre bir kariyerde sizi bir yerden bir yere götüren şey nelere evet dediğiniz değil, nelere hayır diyebildiğinizdir. Bu cesaret ister, bu kendine inanmak ister. Bu yaptığın şeye kendini adayabilmek ister. Çünkü hayır dediğin anda birileri yanında durmamayı seçecektir. Ben hevesimi kırdım. Birilerine hayır dedim. Sonra peki nasıl oldu bu korkuluk işi? Nasıl çıktı ortaya? Şöyle oldu. Bir gün yalnız kaldım. Ama çok acayip yalnız kaldım. O kadar yalnız kaldım ki ben bile yoktum yanımda. O kadar yalnız kaldım yani. Bir gün böyle dubleks çok güzel manzaralı bir evin içinde böyle durdum. Eşya da yok evde bu arada. Şöyle duruyorum. Ben albümü yapayım bari falan dedim. Stüdyoya geçtim. Öyle bir şey yaşandı ve 2-3 ay sonra albüm ortaya çıktı. Rafa kondu. Videolarını çekiyordum falan filan. Peki neden oldu? Çünkü bazen yapacak son şeyinin kalmış olması harika bir şeydir. Çünkü artık tercihler yoktur, seçenekler yoktur. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam durumları yoktur. Sadece yaparsın, dümdüz yaparsın. O yüzden mesela bugün buraya gelirken 3 aydır bana böyle işte daha önce TEDx'te konuşan arkadaşlarım falan şey yaptı. Abi konuşmanı hazırla, tamamen hazır git. Ne söyleyeceğini bil, bilmem ne, şöyle böyle falan dedi. Ben de onlara inandım. Gerçekten bir söz, yani bir konuşma metni yazdım aslında ki hiç yapmam. Ben hayatta ödev bile yapmadım arkadaş. 7 sayfa falan yazdım böyle. Harika bir şeydi. Onlara gönderdim. Benim böyle minik bir deney grubum var. Dedim nasıl olmuş? Oğlum harika olmuş falan. Şu an o konuşmayı yapmıyorum arkadaşlar. Heves dedik, inanç dedik. Bunlar çok enteresan şeyler. Hevesi kırmak insanı rahatlatıyor. Ama hevesi kullanmak da pek çok şeyi yapabilmenizi sağlıyor. Dolayısıyla burada bir ayar var arkadaşlar. O hevesle, o heyecanla bir şey yaratıp daha sonra o hevesi kullanarak sizi manipüle edebilecek bütün etkenlerden sıyrılarak onu ortaya koyabilecek stratejiyi geliştirmek başka bir şey. İşte oradaki o ayarı
iyi kestirmek gerekiyor. Ben ne yazık ki bunun çok geç farkına vardım. O arada ciddi zaman kaybettim. Hani bu konuşmayı dinleyenler için de bir şeylere uyananlar olursa çok mutlu olurum. Zaman kaybetmeyin. Bir şey yapma şansınız varsa lütfen hemen yapın. Bu anlamda yalnızlık iyi bir şeydir. Kimse seni keşfetmemiş, harika. Kimse sana destek vermiyor. Uf, mükemmel. Hadi sen yap, tek başına yap. Çünkü tek başına yaparken o kadar çok şeyle uğraşman gerekiyor, o kadar çok şeyi öğrenmen gerekiyor ki günün birinde yapmak istediğin herhangi bir şeyi kimseye ihtiyaç duymadan sadece öz kaynaklarınla yapabilir hale geliyorsun. Çünkü bir insanın kendi içindeki mucizeyi ortaya çıkartması için insanların ona inanması gerekmiyor. İnanmak mükemmel bir şey. İnanmak muhteşem bir şey. İnanmak o kadar güçlü bir şey ki inanmak inandığını var ediyor. İnanmak inandığından büyük. Çünkü inanmak inandığının var olmasının sebebi oluyor. Bu bir cesaret işi. Biraz çekinmemek gerekiyor. Biraz ne yapayım bu da böyle oldu demeyi becermek gerekiyor belki, bilmiyorum. Sadece burada bulunan herkese söylemek isterim ki biraz içinizi kazın bakalım. Çünkü içimizde gömülü olan çok şey var. Ben bundan 25 sene önce durup düşündüğümde bir gün burada konuşacağımı hayal bile etmezdim. Bir gün yaptığım işlerin milyonlarca evin içine gireceğini hayal bile etmezdim. Böyle bir hedefim bile yoktu. Ben sadece bir yolu yürüdüm. Yolu yürürken mümkün mertebe koşmaya ve sağdan soldan gelen ataklara çok böyle kulak asmamaya gayret ettim ve bir yere vardım. Benim böyle olmamam gerekiyordu yahu. Çünkü ben çocukken pek çok doktor tarafından asla konuşamayacak denmiş çocuğum. Ya, durumu görüyorsunuz. Ben gayet Freddie Mercury bir insanım. Ve pek çok doktor, az değil, çok. İşte beni muayene etti. Annem. Vallahi bunun işi zor. Biz kısa yoldan arkadaşın ağzına beton dökelim. Peki. Şu an susturamıyorlar. Şu an konuşayım diye para veriyorlar. Oluyormuş. Arkadaşlar, gülümseyin, mutlu olun. İçinizdeki tutkuyu, hevesi, enerjiyi, o içinizi gıdıklayan şey her neyse onu bulun. Onun peşinden koşacak güç diliyorum. Onun peşinden koşacak dirayet ve sabır diliyorum. Onun peşinden koşarken sizi destekleyecek insan da diliyorum. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederim.